Herkese tekrardan merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Böylesini daha önce hiç yemediğiniz tel tel ayrılan gözleme tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hamurumuzu hazırlayarak hemen başlayalım. 5 su bardağı elenmiş un, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 2 su bardağı ılık su kullandım toplamda. Suyu azar azar ekleyerek orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum. 5-6 dakika daha pürüzsüz olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Ne kadar yoğurursak o kadar lezzetli bir gözleme elde etmiş oluruz. Hamuru 10 eşit olacak şekilde keselim ve yuvarlayalım. Evet. Videodaki gibi hamurlarımızı hazırlayalım. Hazırladığımız hamurları yağlayarak bir tepsiye alalım. 100 gram eritilmiş tereyağı, bir miktar da sıvı yağ karışımı kullandım. Bezelleri tek tek yağlayarak tepsiye alıyorum. Üzerini kapatarak 5 dakika dinlenmeye bırakalım. Evet, dinlendirdiğimiz bezeleri tek tek hafif yağlayarak, ister elinizle isterseniz bir merdane yardımıyla aşabildiğimiz incelikte aşalım. Hamuru zar haline getirene kadar aşıyorum. Evet, açtığımız hamuru videodaki gibi ince ince keselim. Kestiğimiz hamuru çok az yağlayarak kenardan iterek toplayalım. İçine batırarak elimizle hafif bir şekilde sündüre sündüre uzaltalım. İki kenardan rulo sararak ortada buluşturalım. Diğer bezeleri de aynı yöntemle açmaya devam edelim. Evet, tüm hamurları açtım ve videodaki gibi kestikler atıyorum.
Kestiğimiz hamurları ister elimizle, isterseniz bir hamur kartıyla uzun şeritler halinde toparlayalım. Hazırladığım hamurları kalan yağın içine batırarak elimle koparmadan dikkatli bir şekilde sündürerek açıyorum. Evet, hamurlarımızı ne kadar inceltirsek o kadar tel tel bir hamur elde etmiş oluruz. Hazırladığımız hamurları iki kenardan yuvarlayarak ortada buluşturalım. Bir beze haline getirelim. Üzerlerini hafif bir şekilde elimizle bastırarak açalım. Evet, açtığımız gözlemeleri bir tepsiye alalım. Şöyle 2-3 dakika daha dinlendirelim. Tavamızı önceden ısıtalım. Dinlendirdiğimiz hamuru tavaya almadan önce hafif bir şekilde elimizle bastırarak açalım ve tavaya alalım. Kontrollü bir şekilde arkalı önlü olacak şekilde gözlemelerimizi pişirelim. Evet, ocağın altını bazen kısalım, bazen de açalım. Kontrollü bir şekilde kabarmalarını sağlayalım. Evet, gördüğünüz gibi kızarmaya başladılar. Üzerlerine küçük bir parça tereyağı sürüyorum ve ters çevirerek diğer tarafını da yağlıyorum. Pişenleri servis tabağına alalım. Bir yandan da boş kalan kısımlara hamurları hafif bir şekilde açarak tavaya alalım. İlk aşamada ocağımızı biraz yüksek ateşe getirirsek hamurlarımız birden kabarır. Daha sonra kısa alarak da arkalı önlü olacak şekilde kontrollü bir şekilde kızartmış oluruz.
Kızaran gözlemeleri sık sık çevirirsek yanmalar oluşmaz. En son aşamada küçük bir parça tereyağı ile gözlemelerimi yağlıyorum. Ters çevirerek diğer tarafları da yağlayalım. Pişen gözlemeleri sersaban alıyorum. Son gözlemeleri de tavaya alarak kontrollü bir şekilde pişirme işlemine devam ediyorum. Gördüğünüz gibi harika görünüyorlar. Tel tel ayrılıyor. Evet, son gözlemelerimi de yağladıktan sonra servise hazırlayabiliriz artık. İster sıcak isterseniz soğuk olarak ikram edebilirsiniz. Tel tel ayrılan efsane bir gözleme tarifi, mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.